Artık seni çirkinleştirmenin zamanı geldi dedi annem ıslık çalarak. Dudakları yüzüme o kadar yakındı ki ıslığının serpintisini boynumda hissettim. Bira kokuyordu. Kömür parçasını yüzümde gezdirirken aynada onu seyrettim. Ne berbat bir hayat diye fısıldadı. Bu hatırladığım en eski anım. Eski çatlak aynayı yüzüme tuttu. Beş yaşında olmalıydım. Aynadaki çatlak yüzümü iki parçaya bölünmüş gibi gösteriyordu. Meksika'da başına gelebilecek en iyi şey çirkin bir kız olmaktır. Adım Lady Garcia Martinez. Esmer bir tenim, kahverengi gözlerim, kahverengi kıvırcık saçlarım var. Tanıdığım kimseden farklı görünmüyorum. Çocukken annem beni bir oğlan çocuğu gibi giydirirdi ve bana oğlan derdi. Herkese bir oğlan çocuğu doğurduğumu söyledim derdi. Kız olsam beni kaçırırlardı. Etrafta güzel bir kız olduğu haberi derhal uyuşturucu kaçakçılarının kulağına gider siyah eskaledeleriyle arazilerimize dalarak kızı alıp götürürlerdi. Televizyonda saçlarını tarayıp örgülerini pembe kurdelelerle tutturarak ya da makyaj yaparak süslenen kızları seyrederdim. Ama bizim evde böyle bir şey asla olmazdı. Belki de dişlerini dökmeliyim derdi annem. Biraz daha büyüyünce dişlerim çürük görünsün diye sarı ya da siyah bir kalemle beyaz minelerini boyamaya başladım. Bakımsız bir ağızdan daha iğrenç bir şey yoktur derdi annem. Çukur açmak Paola'nın annesinin fikriydi. Bizim evin karşısındaki evde yaşıyorlardı. Küçük bir evleri, papaya ağaçlarıyla dolu bir arazileri vardı. Annem, sağda solda saklanan bir sürü kız çocuğu yüzünden Guaerro eyaletinin tavşan çiftliğine döndüğünü söylerdi. Ne zaman bir arazi aracının yaklaştığını duysak ya da uzakta siyah bir noktanın ya da birkaç siyah noktanın yaklaşmakta olduğunu görsek, bütün kızlar çukurlara kaçışırdı. Guaerro'da hayat böyleydi. Burası kauçuk ağaçlarıyla, yılanlarla, iguanalarla ya da akreplerle nadir görülen ölümcül sarı saydam akreplerle dolu sıcak bir yerdi. Guarira'da dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar akrep ve karınca olduğuna emindik. Kırmızı karıncalar kollarımızı şişirirdi. Kollarımız o kadar şişerdi ki bacağı dönerdi. Burası dünyanın en öfkeli ve en zalim insanları olmaktan gurur duyduğumuz bir yer derdi annem. Ben doğduğumda annem komşularına ve çarşıdaki insanlara bir oğlan doğurduğunu duyurmuş. Tanrı'ya şükürler olsun bir oğlan doğurdum demiş. Evet Tanrı'ya ve Bakire Meryem'e şükürler olsun diye cevap vermiş haberi alanlar. Ona inanmadıkları halde. Dağımızda sadece erkek çocuk doğar. Bunlardan kimileri 11 yaş civarına geldiğinde kıza dönüşür. Bu olanlar ara sıra yerin altındaki çukurlarda saklanmak zorunda olan çirkin kızlara dönüşmek zorundadırlar. Başıboş, aç bir köpek gelince kaşışıp saklanan tavşanlar gibiydik. Ağzını kocaman açmış, dili çoktan tavşanların tadını almış bir köpek. Tavşanlar ayaklarıyla yere vurur, bu tehlike uyarısı toprağın içinde yol alarak bölgedeki diğer tavşanları alarma geçirirdi. Ama bizim burada diğer tavşanları uyarmak imkansızdı. Çünkü hepimiz dağınık halde yaşıyorduk. Birbirimize çok uzaktık. Ama hep tetikteydik. Çok uzaktaki sesleri nasıl duyacağımızı öğrenmeye çabalıyorduk. Annem başını öne eğer, gözlerini kapatır, bir motor sesi, yaklaşan bir araba sesi ya da kuşların ve diğer küçük hayvanların değişen seslerini duymak için odaklanırdı. Buradan giden hiç kimse geri gelmedi. Kaçırılan kızların hiçbirine geri geldi ne de bir mektup gönderdi. Tek bir mektup bile gelmedi derdi annem. Hiçbiri dönmedi. Paula hariç. Paula buradan götürüldükten bir yıl sonra geri döndü. Onun nasıl kaçırıldığını annesinden defalarca dinledik. Derken bir gün yürüyerek eve döndü. Düz bir çizgi halinde sol kulağının kepçesine kadar uzanan mavi, sarı ve yeşil renklerde yedi küpesi ve bileğine bir yılan gibi dolanmış yamyamın bebeği kelimelerinden oluşan bir dövmesi vardı. Otoyoldan öylece yürüyerek geliverdi. Evine giden toprak yolu tırmandı. Çok yavaş yürüyordu. Sanki evin yolunu işaret eden bir dizi taşı takip ediyormuş gibi yere bakıyordu. Hayır dedi annem. Taşları takip etmiyor. Evine annesine giden yolu kokluyor. Paula odasına girdi ve üzerinde hala birkaç peluş hayvan duran yatağına uzandı. Başına gelenler hakkında tek bir kelime dahi etmedi. Tek bildiğimiz annesini döndükten sonra onu biberonla beslediğiydi. Ona bir biberonla süt veriyordu. Onu gerçekten kucağına oturtuyor ve eline bir bebek biberonu veriyordu. Paula o zaman 15 yaşındaydı. Çünkü ben 14'tüm. Annesi ona ayrıca Gerber marka bebek maması da alıyor onu plastik beyaz bir kaşıkla besliyordu. Kaşık, otoyolun diğer tarafında bulunan benzin istasyonunun yanındaki Oksa dükkanından aldığı kahvenin kaşığıydı. ''Gördün mü? Paula'nın dövmesini gördün mü?'' diye sordu annem. ''Evet, neden ki? Onun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? O birine ait. Meryem'in oğlu, Yüce Tanrı'nın oğlu, Yüce İsa, cennetteki melekler bizi korusun.'' ''Hayır, dövmenin ne anlama geldiğini bilmiyordum.'' Annem anlatmak istemedi ama ben sonradan öğrendim. Birisinin nasıl olur da bir dağ kulübesinden elinde makineli tüfek, arka cebinde el bombasıyla dazlak kafalı bir uyuşturucu kaçakçısı tarafından kaçırılıp bir et parçası gibi satıldığını merak ediyordum. Gözüm Paula'nın üstündeydi. Onunla konuşmak istiyordum. Artık hiç evden çıkmıyordu. Ama eskiden beri Maria ve Estefani ile birlikte her zaman en yakın arkadaşlarımdan biri olmuştu. Onu güldürmek istiyordum. Benim adım oğlan, onun adı da Paula iken oğlan çocukları gibi giyinip kiliseye gittiğimiz pazar günlerini hatırlatmak istiyordum ona. Birlikte pembe dizi dergilerine baktığımız zamanları hatırlatmak istiyordum. Çünkü televizyon yıldızlarının giydiği güzel kıyafetlere bakmayı severdi. Ama asıl başına ne geldiğini öğrenmek istiyordum. Paula'nın Guerrero'nun bu bölgesindeki en güzel kız olduğunu herkes bilirdi. İnsanlar onun Acapulco'daki kızlardan bile daha güzel olduğunu söylerdi. Ki bu büyük bir iltifattı çünkü. Göz alıcı ya da özel olan her şey Akapulka'dan gelmek zorundaydı. Paola'nın güzelliği kulaktan kulağa yayıldı. Annesi kızını şişman göstermek için ona içine paçavralar takıştırılmış elbiseler giydirirdi. Ama herkes Akapulco limanından en fazla bir saat uzaklıkta annesi ve küçük tavuğuyla birlikte bir kızın yaşadığı ve onun Jennifer Lopez'den bile güzel olduğunu biliyordu. Kapıya dayanmaları an meselesiydi. Kızları toprağın içine açtıkları çukurlara saklama fikri Paula'nın annesinden çıksa da tehlike anında hepimiz o çukurlara saklanırdık, kadın kendi kızını korumayı başaramadı. Paula'nın kaçırılmasından bir yıl önce bir şeylerin yaklaşmakta olduğuna dair bir uyarı aldık. Sabahın erken saatleriydi. Paula'nın annesi Concha yoldan yaklaşan motor sesini duyduğunda bayatlamış tortillalarla tavuklarını besliyordu. Paula hala yatakta derin bir uykudaydı. Yüzü tertemiz yıkanmış, saçları uzun simsiyah tek bir örgüyle toplanmış, örgüsü uykusunda boynuna dolanmıştı. Üzerinde eski bir tişört vardı. Önünde lacivert harflerle Wonder Bread yazan beyaz pamuklu tişörtü dizlerine kadar iniyordu. Pembe bir külot giymişti ki annem her zaman bunun çıplak olmaktan bile daha fena olduğunu söylerdi. Uyuşturucu kaçakçısı paldır küldür eve girdiğinde Paula hala derin uykudaydı. Konça bronz renkli BMW'nin dar toprak yoldan geldiğini gördüğünde tavuklarını hayatları boyunca tek bir yumurta olsun vermemiş şu işe yaramaz tavuklarını besliyormuş. Bir anlığına gelenin Acapulco hayvanat bahçesinden kaçmış bir boğa ya da başka bir hayvan olduğunu sanmış. Çünkü o renkte bir aracın gelebileceği hiç aklına gelmemiş. Uyuşturucu kaçakçılarına normalde yasak olan ama polis içeriği görmesin diye camlarına film çekilmiş siyah bir arazi aracıyla geleceklerini hayal ediyormuş uyuşturucu kaçakçıları ve onlara ait makinel tüfeklerle dolu siyah camlı dört kapılı kadillak eskaledeler truva atına benziyordu. Ya da bu sadece annemin düşüncesi de olabilirdi. Annem Troya'yı nereden biliyordu ki? Acapulco'ya arabayla en fazla bir, katırla ise 4 saat uzaklıktaki Guayrura taşrasında tek kızıyla bir başına yaşayan Meksikalı bir kadın Troya hakkında ne bilebilirdi ki? Çok basit. Babamın ona hayatı boyunca getirdiği tek şey Amerika'dan aldığı küçük çanak antendi. Annem tarihi belgesellerin ve Oprah'nın sıkı takipçisiydi. Bizim evde Guadalupe bakiresi sunağının yanında bir de Oprah için bir sunak vardı. Annem ona Oprah demezdi. Bu ismi söylemeyi hiç beceremezdi. Annem ona opera derdi. Opera şöyle dedi, opera böyle dedi. Belgeseller ve Oprah dışında The Sound of Music'i de herhalde yüz kere seyretmişizdir. Annem sinema kanallarından birinde bu film yayınlanırsa diye hep tetikte beklerdi. Konça bize Paola'nın başına gelenleri her anlattığında başka bir hikaye dinlerdik. Bu yüzden gerçeği hiçbir zaman öğrenemedik. Paola kaçırılmadan önce eve gelen uyuşturucu kaçakçısı sadece ona yakından bakmak için gelmişti. Söylenenler doğru mu? Kendi gözleriyle görmek istemişti. Doğruydu. Paola'yı kaçırmaları ise farklı oldu. Yaşadığımız dağda hiç erkek yoktu. Bu hiç ağaç olmayan bir yerde yaşamak gibiydi. Bu tek kollu olmak gibi bir şey derdi annem. Hayır 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 diyerek düzeltirdi söylediğini. Erkeklerin olmadığı bir yerde olmak rüya görmeden uyumak gibi. Erkeklerimiz nehri aşıp ABD'ye giderlerdi. Suya adım atar, bellerine kadar suya girer ama diğer tarafa geçtiklerinde ölmüş sayılırlardı. Kadınlarını ve çocuklarını o nehrin içinde bırakırlar ve büyük ABD mezarlığına adım atarlardı. Annem haklıydı. Bize oradan para gönderir, başta bir ya da iki kere gelir sonra da bir daha geri dönmezlerdi. Burada çalışıp kendi başının çaresine bakan bir grup kadındık. Civarda arazi araçlarının içinde oturan, motosiklet kullanan ve omuzlarından sarkan otomatik silahları, kot pantolonlarının arka cebinde kokain paketleri, gömlek ceplerinde kırmızı malbaraları ile bir anda ortaya çıkanları saymazsak başka erkek yoktu. Bu adamlar rayban güneş gözlüğü takardı. Onların gözlerinin içine asla bakmaz, zihinlerinin içine uzanan küçük kara göz bebeklerini asla görmek istemezdik. Bir keresinde haberlerde 35 çiftçinin kaçırıldığını duyduk. Adamlar tarlada mısır toplarken üç büyük kamyonet gelip kaçırmıştı onları. Çiftçilere silah doğrultup kamyona binmelerini söylemişler ve onları büyükbaş hayvanlar gibi kamyonun arkasına tıka basa doldurmuşlar. Çiftçiler 2-3 hafta sonra evlerine geri dönmüş ama olanları kimseye anlatmamalarını yoksa onları öldüreceklerini söylemişler. Yine de herkes onların tarlada çalıştırılıp kenevir toplamak için kaçırıldıklarını biliyordu. Eğer kimseye bir şey söylemezsen o şey hiç olmamış sayılırdı. Birisi elbette bir gün hakkında bir şarkı yazacaktı gerçi. Bilmemen ya da hakkında konuşmaman gereken her şey en nihayetinde bir şarkıda son bulurdu. Aptalın teki bir gün kaçırılan çiftçiler hakkında bir şarkı yazacak ve kendini öldürtecek derdi annem. Hafta sonları annemle Acapulco'ya giderdik. Annem orada New Mexico'lu zengin bir ailenin temizlikçisiydi. Aile her ay birkaç hafta sonu Acapulco'da tatil yapardı. Yazlık eve yıllarca arabayla geldiler ama sonra bir helikopter satın aldılar. Araziye bir helikopter pisti inşa etmeleri aylar sürdü. Önce yüzme havuzunu toprakla doldurdular. Yeni havuzu da 10-15 metre öteye taşıdılar. Sonra da tenis kortlarının yerini değiştirdiler ki helikopterler evden olabildiğince uzak olsun. Babam da Acapulco'da çalışmıştı. ABD'ye gitmeden önce bir otelde garsonluk yapıyordu. Babam Meksika'ya birkaç kere ziyaretimize gelse de birden ziyaretleri kesildi. En son gelişinde annem bunun son geliş olduğunu biliyordu. Bu son demişti annem. Ne demek istiyorsun anne? Onun yüzüne dikkatlice bak. Her şeyi içine işlesin. Çünkü babanı bir daha göremeyeceksin. Kesinlikle, kesinlikle. Bu kelimeyi kullanmayı severdi. Onun geri gelmeyeceğini nereden bildiğini sorduğumda sadece bekleleydi, dedi. Bekle ve haklı olduğumu gör. Ama nereden biliyorsun diye sordum tekrar. Bakalım bunu kendin çözebilecek misin diye cevap verdi. Bu bir sınavdı. Annem insanları sınava tabi tutmayı severdi ve babamın neden geri dönmeyeceğini çözmek de bir sınavdı. Bunun üzerine babamı gözlemlemeye başladım. Onun küçük bahçemizde ve evin içinde takip ettim. Davranışlarını inceledim. Gözlerimi başka yöne çevirirsem benden bir şeyler çalacak bir yabancıymış gibi izledim onu. Bir gece annemin haklı olduğu anladım. Hava o kadar sıcaktı ki sanki ay gezegenimizin bu köşesini ısıtıyormuş gibiydi. Dışarıda sigara içen babamın yanına gittim. "Tanrım, burası şu anda dünyanın en sıcak yeri herhalde." dedi ve dumanı aynı anda hem ağzından hem burnundan deliklerinden dışarı üfledi. Kolunu omzuma koydu. Teni benimkinden bile sıcaktı. Vücutlarımız birbirine kaynayacak gibiydi. Sonra baklayı ağzından çıkardı. Sen ve annen bana hep fazlayı davrandınız. Ben sizi hak etmiyorum. Sınavı aile geçtim. Orospu çocuğu dedi annem defalarca, yıllarca. Asla onun adını ağzına almadı. O günden sonra babamın adı orospu çocuğu kaldı. Dağımızda yaşayan çoğu insan gibi annem de büyüye inanırdı. İnşallah bir rüzgar gelir de kalbinin ateşini söndürür. İnşallah karnında dev bir termit büyür ya da kulağında karınca biter derdi annem. İnşallah kurtlar aletini kemirir. Bir süre sonra babam bize ayda bir para göndermeyi de kesti. Anlaşılan onun parası bile bize hak etmiyordu. Ama tabii ki ABD Meksika arasındaki dedikodu hattı dünyanın en güçlü dedikodu hattıydı. Gerçeği bilmeseniz de dedikoduyu duyardınız. Dedikodu alıp başını gitmişti. Öyle ki hakikat yanında yaya kalırdı. Hakikattense dedikoduyu tercih ederim derdi annem. New York'taki bir Meksika restoranından Nebraska'daki bir mezbahaya, oradan Ohio'da bir Wendy's restoranına, sonra Florida'da bir portakal bahçesine, sonra da San Diego'da bir otele ulaşan bir dedikodu, tekrar dirilip nehri aşarak Tijuana'da bir bara, ardından Morelia yakınlarında bir kenevir tarlasına, Acapulco'da altı camdan bir tekneye, Chilpancingo'da bir büfeye ve en son bizim toprak yolumuzu tırmanarak portakal ağacımızın gölgesine varmıştı ve babamın o tarafta bir ailesi olduğunu söylüyordu. Bu taraf bizim hikayemizdi. Aslında ki buradaki herkesin hikayesi bu taraftan ibaretti. Bu tarafta annemin yıllar içinde çaldığı eşyalarla çevrili barakamızda tek başımıza yaşıyorduk. Onlarca kalemimiz, tuzluğumuz ve gözlüğümüz. Annemin restoranlardan çaldığı küçük şeker paketleriyle dolu büyük bir naylon çöp torbamız vardı. Annem girdiği her tuvaletten çantasını tuvalet kağıdı atıp çıkardı. O buna çalmak demezdi. Ama babam öyle düşünmüyordu. Babam bizimle yaşarken ikisi durmadan kavga eder, babam bir hırsızla aynı evde yaşadığını söylerdi. Annemse bu eşyaları ödün çaldığına inanırdı. Ama ben hiçbir şeyi geri vermediğini bilirdim. Arkadaşları her şeylerini ondan saklamaları gerektiğini farkındaydı. Nereye gidersek gidelim, eve dönerken ceplerinden, göğüslerin arasından, hatta saçların içinden, sağdan soldan topladığı şeyler çıkardı. Yürüttüğü bir şeyi saçların arasına tıkı vermek konusunda epey maharetliydi. Kıvır kıvır saçların arasından çay kaşıkları, makaralar çıkardığını görmüşlüğüm vardı. Bir keresinde Estefani'nin evinden çaldığı bir sneakers bile çıkmıştı orada. Çikolatayı at kuyruğunun altına tıkıştırmıştı. Kendi kızından bile çalıyordu. Bir şeylerin yalnızca bana ait olduğunu düşünmekten çoktan vazgeçmiştim. Babam gittiğinde annem ki asla lafını esirgemeyen biri değildi orospu çocuğu dedi. Biz burada erkeklerimizi kaybediyoruz. Onlardan, onların Amerikalı fahişelerinden AIDS kapıyoruz. Kızlarımız kaçırılıyor. Oğullarımız bizi terk ediyor. Ama ben yine de bu ülkeyi kendi nefesimden bile daha çok seviyorum.'' Sonra da çok yavaşça Meksika dedi. Sonra bir kez daha kelimeyi sanki bir tabaktan yalar gibi söylüyordu. Annem benden hep bir şeyler için dua etmemi isterdi. Ben de hep dua ederdim. Bulutlarımız ve pijamalarımız olsun diye dua ederdim. Ampuller ve arılar için. Annem "Sakın aşk ve sağlık için dua etme." derdi. "Ya da para için. Eğer Tanrı gerçekten ne istediğini duyarsa onu sana vermez. Kesinlikle." Babam gittiğinde ise diz çök ve yeni kaşıklar için dua et dedi. İlkokulu son sınıfa kadar okudum. O yıllarda genellikle oğlan çocuğuydum. Okulumuz tepenin aşağısında küçük bir odadan ibaretti. Bazı yıllar ülkenin bu yakasına gelmekten korktukları için hiç öğretmen gelmezdi. Annem, buraya gelmek isteyecek öğretmen ya uyuşturucu kaçakçısıdır ya da aptaldır derdi. Kimse kimseye güvenmezdi. Annem herkesin uyuşturucu satıcısı olduğunu söylerdi. Buna tabii ki polis de dahil. Kesinlikle belediye başkanı da. Hatta ülkenin kahrolası başbakanı da uyuşturucu kaçakçısıydı. Anneme soru sormasına gerek yoktu. O kendi kendine sorardı sorularını. Başbakanın uyuşturucu kaçakçısı olduğunu nereden mi biliyorum? diye sorardı. O bütün silahların ABD'den ülkeye girmesine izin veriyor. Neden sınıra orduyu yerleştirip silahları durdurmuyor ha? Hem zaten asıl tehlikeli olan hangisidir? Bitki mi, kenevir bitkisi mi, haşhaş bitkisi mi, yoksa silah mı? Tanrı bitkileri yarattı ama insanlar da silahları üretti. Arkadaşlık ettiklerim hep okul arkadaşlarımdı. Birinci sınıfta sadece 9 kişiydik. En yakın arkadaşlarım Paula, Estefani ve Maria'ydı. Okula kısa kesilmiş saçlarımızla ve oğlan çocuğu kıyafetleriyle giderdik. Maria hariç hepimiz. Maria doğuştan tavşan dudaklıydı. Annesi ve babası onun kaçırılmasından endişe etmiyordu. Annem Maria hakkında ayda yaşayan tavşan dudaklı tavşan aydan inip dağımıza gelmiş derdi. Maria ayrıca içimizde erkek kardeşi olan tek kişiydi. Kardeşinin adı Miguel'di ama biz ona Mike derdik. Maria'dan 4 yaş büyüktü. Herkes Mike'ı fazlasıyla şımartırdı çünkü dağdaki tek erkekti. Paola hep söylediğimiz üzere Jennifer Lopez'e benziyordu ama ondan bile daha güzeldi. Estefani görüp görebileceğin en koyu renk tene sahipti. Guerrero eyaletinde hepimiz fazlasıyla koyu tenliydik ama özellikle o geceye ya da nadir görülen bir iguanaya benziyordu. Estefani aynı zamanda uzun boylu ve çok sıskaydı. Guerrero'da kimse uzun olmadığı için ormandaki en yüksek ağaç gibi görünüyordu. Benim asla göremediğim şeyleri görüyordu otoyoldan gelen çok uzaktaki arabaları bile. Bir keresinde bir ağacın tepesinde kıvrılmış duran siyah kırmızı beyaz çizgili küçük bir yılan görmüştü. Sonradan anlaşıldığı üzere mercen yılanıydı gördüğü. Bunlar annelerin uyurken sütünü içmek isteyen yılanlardı. Guerrero'da büyüyen biri kırmızı renkli her şeyin tehlikeli olduğunu bilir bu yüzden o yılanın kötü olduğunu biliyorduk. Estefani'ye göre yılan gözlerin içine bakmıştı bunu sadece Paula'ya, Maria'ya ve bana yani sadece üçümüze, üç en yakın arkadaşına söylemişti. Çünkü bunun kendisinin lanetlendiği anlamına geldiğini biliyordu. Yılan elinde değneğiyle hayallerin asla gerçek olmayacak diyen kötülük meleği olduğu için lanetlenmişti Paula. Maria tavşan dudaklı doğduğunda herkes çok şaşırdı. Annesi Luz kızını bir süre evden dışarı çıkarmadı. Babasıyla kızını görünce sokak kapısından çıkıp bir daha eve geri dönmedi. Annem herkese ne yapması gerektiğini söylemeyi severdi. Herkesin işine karışırdı. Bebeğe bakmak için Luz'un evine gitmişti. Bu hikayeyi iyi biliyordum. Çünkü annem bana defalarca anlatmıştı. Annem Luz'un kollarında yatan, üzeri beyaz bir tülbentle örtülü küçük Maria'ya bakmış, sonra örtüyü kaldırıp onu incelemiş. Ters yüz doğmuş bu. Ters yüz edilmiş bir kazak gibi. Tek yapman gereken içini dışına çevirmen demiş annem. Onu gidip kliniğe kaydettireceğim. Sonra dağdan inmiş. Çilpancingo'daki kliniğe gitmek üzere otobüse binmiş ve Maria'nın doğumunu bildirmişti. Yerel klinik kırsal alanda hangi çocukların ameliyata ihtiyacı olduğu bu şekilde öğrenirdi. Birkaç yılda bir Meksika'dan bedava ameliyat yapmak için doktorlar gelirdi. Ama bunun için hastaların doğumda kaydedilmesi gerekirdi. Çilpancingo'ya bir grup doktorun gelmesi 8 yıl sürdü uyuşturucu kaçakçılarının tehlikeli çatışmalarından korunmak için onlar bir grup asker eşlik ediyordu. Ama tabii ki o saate kadar hepimiz Maria'nın yüzüne çoktan alışmıştık. Sırf bu yüzden kimi arkadaşları onu ameliyat olmasını istemiyordu. Onun mutlu ve normal olmasını istiyorduk ama ters yüz suratı tanrılardan korkmamızı sağlıyordu. Bu hali bizi korkunç cezalar konusunda uyanık tutuyor, bize sihirli dünyamızda bir şeylerin yolunda gitmediğini düşündürüyordu.'' kuraklık ya da sel gibi efsanevi bir şeye dönüşmüştü Maria. Tanrının gazabına örnek gösterilirdi. Bir doktor bu gazabı iyileştirebilir miydi merak ediyorduk. Maria efsanesiyle öyle özdeleşti ki gözümüze sanki taştan oyulmuş biri gibi görünmeye başladı. Maria'nın güçleri olduğunu düşünüyorduk. Annemse bunun bir güç olduğunu asla düşünmedi. Belasını arıyor, olacak da diyordu onun için. Estefane ve Paula ile üçümüz Maria'nın başına bir insanın başına gelebilecek en kötü şeyin zaten geldiğini ve onun mesela Estefane'nin ağaçta gördüğü yılan gibi hiçbir şeyden korkmadığını düşünüyorduk. Uzun bir sopa alıp yılanı yere düşürene kadar dürten Maria'dan başkası değildi. Estefane, Paula ve ben avazımız çıktığı kadar bağırıp kaçmıştık. Oysa Maria eğilip onu yerden almış ve baş parmağıyla işaret parmağının arasında tutmuştu. Yılana bakıp Demek çirkin bir suratın olduğunu düşünüyorsun ha demişti. Bir de bana baksana. Dur, dur demişti Pavla. Isıracak şimdi seni. Aptal, benim istediğimde o zaten demiştim Maria. Sonra da yılanı yere fırlatmıştı. Herkese aptal derdi. Bu onun en sevdiği kelimeydi. Bir gün ben 7 yaşındayken Maria ile okuldan eve yürüyorduk. Genelde okuldan birlikte çıkar aşağıdaki otoyolda annelerimizle buluşur sonra da evlere dağılırdık. O gün neden hatırlamıyorum. Maria ile ikimiz yalnızdık. Ders yılı neredeyse bitmek üzereydi. Üzgündük çünkü Meksika'dan bir yıllığına gelen öğretmenimiz ayrılıyordu ve Eylül'de yeni bir gönüllü gelecekti. Taşya'da insanların hayatı şehirden gelen gönüllülere bağlıydı. Gönüllü öğretmenlerimiz, sosyal hizmetlilerimiz, doktorlarımız ve hemşerilerimiz vardı. Buraya mecburi hizmet için geliyorlardı. Bir süre sonra onlara çok da bağlanmamayı öğrendik. Annemin de dediği gibi onu bunu ya da şunu yapmalısınız cümlelerinden başka satacak bir şey olmayan pazarlamacılar gibi gelip geçici insanlardı. Uzaktan gelen insanları sevmiyorum derdi annem. Bizim kim olduğumuza dair fikirleri yok. Ama bize bunu yapmalısınız, şunu yapmalısınız deyip duruyorlar. Şehre gidip onlara oranın kokuştuğunu söylesem, sonra da hani çimenler nerede, gökyüzü ne zamandır sarı diye so sorsam, Kahrolası Roma İmparatorluğundan farkı yok. Bunu derken ne demek istediğini anlamadım ama Roma tarihiyle ilgili bir belgesel seyrettiğine emindim. Maria ile tek başıma eve yürüdüğümüzde Temmuz ayındaydık. Havanın sıcaklığını ve öğretmenimizin gidişi yüzünden duyduğum üzüntüyü net bir şekilde hatırlıyorum. Hava çok nemliydi. Adım attıkça vücudum sanki bir çiçek gibi soyuluyordu. O kadar nemliydi ki örümcekler ağlarını havaya örebilmişti. Yürüdükçe boşlukta sallanan ağ parçalarını yüzümüzden temizlemek zorunda kalıyor bir yandan da saçımıza ya da bluzumuzun içine örümcek düşmesinden korkuyorduk. İguanaları ve kertenkeleleri göz kapaklarını bayrak gibi yarıya indirip uyutan, hatta böcekleri bile uykuya daldıran bir nemdi bu. Ayrıca sokak köpeklerini su bulmak için otoyola inmeye mecbur bırakıyor, kanlı leşlerinin izi siyah asfaltı dağdan Akapulka'ya kadar işaretliyordu. O kadar sıcaktı ki bir noktada daha fazla yürüyemeyip birkaç dakikalığına sonuklanmak için önce civarda akrep ya da yılan var mı diye bakıp olduğumuz yere çöktük. Hiçbir oğlan beni sevmek istemeyecek. İşte bu kadar. Ama umurumda değil, dedi Maria. Kimsenin suratımla alay etmesini istemiyorum. Annem kimsenin beni öpmek istemeyeceğini söyledi. Bahsettiği öpücüyü hayal etmeye çalıştım. Onun yırtık dudaklarına değen dudakları, yırtık ağzının içindeki dili. Ona hiçbir zaman çocuğu olmayacağını mı kastettiğini sordum. O da annesinin onu asla evlenmeyeceğini veya çocuk sahibi olmayacağını çünkü hiçbir erkeğin onu sevmeyeceğini söylediğini söyledi. Ben zaten sevilmek istemiyorum dedi Maria. Sevilmeyi kim takar ki zaten? Maria ben de sevilmek istemiyorum. Bunu kim ister ki? Öpüşmek kulağa mide bulandırıcı geliyor. Dönüp öfkeyle bana baktı. O an yüzüme tükereceğini ya da bana yumruk atacağını düşündüm. Oysa o sırada beni ne kadar sevdiğini fark etmişti. Maria bana öfkeyle bakmıştı. Çünkü burada herkes hep öfkeliydi. Meksika'nın her yerinde bilinirdi. Biz Guarrerolular öfke dolu insanlardık. Hepimiz yatağın içinde, yastığın altında saklanan saydam beyaz akrepler kadar tehlikeliydik. Guarrero'da ipler sıcaklığın, iguanaların, örümceklerin ve akreplerin elindeydi. Hayatın hiçbir değeri yoktu. Annem hayatın hiçbir değeri yok derdi. Dua eder gibi durmadan şu eski şarkıyı söylerdi. Eğer beni yarın öldüreceksen bugün öldür. Bu şarkının çeşit çeşit versiyonu vardı onda. Bir keresinde babama şunu dediğini duymuştum. Eğer beni yarın terk edeceksen bugün terk et. Babamın geri gelmeyeceğini biliyordum. Gelirse annem gerçekten dediğini yapardı. Tırnak, tükürük ve saç kırpıklarından bir yahni pişirecekti. Bu karışımı kendi adet kanı, yeşil biber ve tavukla karıştıracaktı. Tarifini bana da vermişti. Kağıda yazmamıştı ama nasıl yapılacağını anlatmıştı. Bana her zaman aşçı sen ol derdi. Kimsenin senin için yemek pişirmesine izin verme. Tırnak, tükürük, adet kanı ve saç kırpıklarından yaptığı yahni kesin lezzetli olurdu. Annem iyi bir aşçıydı sonuçta. Babamın gelmemesi hepimiz için en iyisiydi. Çünkü annemin bıçağı hep keskindi. İntikama inandığını söylerdi annem. Bu intikam duygusu hep tepemde sallanan bir tehdit hem de almam gereken bir dersti. Beni hiçbir şey için affetmeyeceğini bilirdim ama affetmemeyi bana da öğretmişti. Bu yüzden artık kiliseye gitmediğini söylerdi ki sevdiği azizler yok değildi ama bu affetme işlerini sevmiyordu. Gününün büyük kısmını babam geri gelirse ona ne yapacağını düşünerek geçirdiğini biliyorum. Annemin bıçağıyla uzamış otları kesmesini seyrederdim. Ya da büyük bir taşla kafasını yararak bir iguanayı öldürmesini ya da bir agav yaprağının dikenlerini kazıyarak temizlemesini ya da bir tavuğun boynunu elleriyle büküp öldürmesini. Etrafındaki her şey onun için babamın bedeniydi. Bir domatesi keserken onun babamın ince dilimleri ayırdığı kalbi olduğunu bilirdim. Ön kapıya yaslanıp bedenini ahşaba dayadığında o kapı bile babamın sırtı olurdu. Sandalyeler onun kucağıydı. Kaşıklar ve çatallar elleriydi. Bir gün Maria koşarak bizim eve geldi. Kavuçuk ağacı ve kısa palmiye ağaçlarıyla ormana dönmüş yeşil kahverengi renklerde kocaman iguanaların güneşin altında yassı taşlara serildiği araziden geçersek birbirimize sadece 25 dakikalık yürüyüş mesafesindeydik. İguanaların birden dönüp ısırdıkları olurdu. Özellikle de kırmızı parmak arası terliklerle seke seke yanlarından geçtiğimizde. Maria tek başına gelmişti. Çünkü tavşan dudağı yüzünden dışarı çıkmasına izin verilen tek kız oydu. Kimsenin onu istemeyeceğini biliyorduk. Karşılığında bir şey istemeden öylece verilse bile. İnsanlar ona bakar bakmaz irkilirdi. Kapıda onu gördüğümde önemli bir şey olduğunu biliyordum. Annem Çilpancingo'ya pazara gitmişti. O yaştayken ortalıkta dolaşmayacağımıza söz verirsek annelerimiz evde tek başımıza kalmamıza izin verirdi. Ama göğsümüzde en küçük bir tümsek oluşsun tamamdı. O andan itibaren eğer dışarı çıkmamız gerekiyorsa Güzel görünmememiz için önlemler alınırdı. Maria kocaman açtığı kollarıyla bana doğru yaklaştı ve sarıldı. Onu böyle görmek garipti. Çünkü hep bir eliyle ağzını kapatırdı. Maria sol elini yüzünün yarısını örterek sanki bir sırrı varmış ya da ağzındaki bir şeyi tükürecekmiş gibi ağzının üzerine kapatarak geri çekildi. Ne oldu? Durdu, soluğu kesilmiş nefes nefeseydi. Benim yanıma yere oturdu. O gelmeden bir dergiden defteri yapıştırmak için fotoğraflar kesiyordum. Bu benim en büyük eğlencemdi. Doktorlar geliyor. Ona bir şey sormama gerek kalmadı. Şu meşhur doktorlar. Meksiko'da bir hastanenin pahalı ve önemli doktorları. Tam 8 yıl bekledikten sonra şekil bozukluğu olan çocukları bedavaya ameliyat etmek üzere Çilpancinko'ya geliyorlardı. Maria okuldan geldikten bir saat sonra klinikteki hemşirenin evlerine geldiğini anlattı. Ameliyat için hazır olduğundan emin olmak için Maria'dan kan örneği almış, tansiyonuna bakmıştı. Cumartesi günü sabah 6'da klinikte olmaları gerekiyordu. Yani iki gün sonra. Paola'ya söylemek için sabırsızlanıyorum. Anlaşılan Maria ameliyattan sonra Paola kadar güzel olabileceğini düşünüyordu. Eski film yıldızlarının ve ünlü modellerin yüzleriyle dolu dergileri keserken ben bile hiçbirinin Paola karşısında şansı olmadığını biliyordum. Paola'nın annesi onun saçlarını hep kısacık kesse de hatta geçici olarak isilikten kızarmış gibi görünsün diye cildine kırmızı biber sürse de Paula'nın güzelliği ışıldamaya devam ederdi. Cumartesi sabahı Maria'nın annesinin yanında olmak için kliniğe gittik. Estefani ile annesi de geldiler. Maria'nın erkek kardeşi Mike de oradaydı. Onu bir süredir görmediğimi fark ettim. Zamanın çoğunu Acapulco'da geçiriyordu. 12 yaşındaydı ama gözüme büyümüş göründü. Bileklerine deri bileklikler takmıştı. Daha önce hiç öyle bir şey görmemiştim. Kafasını da kazıtmıştı. Kliniğin önüne 3 askeri kamyonet park etmişti. 12 asker de nöbet tutuyordu. Yüzlerini örten kar maskeleri vardı. Ayrıca gün maskenin göz deliklerini kapatacak şekilde pilot gözlükleri takmışlardı. Enseleri terden parlıyordu. Çünkü taşla kliniğini çevreleyen askerlerin silahları ateşe hazırdı. Kamyonetlerden birinin üzerine burada doktorlar çocukları ameliyat ediyor yazan bir levha asılmıştı. Bunca önlem uyuşturucu kaçakçıları saldırıp doktorları kaçırmasın diye alınmıştı. Uyuşturucu kaçakçıları doktorları iki sebepten kaçırırdı. Ya işlerinden birinin ameliyat olması gerekirdi ki bu genelde kurşun yarası yüzünden olurdu ya da Meksikalı doktorları fidye istemek için kaçırırlardı. Eğer koruma sağlanmazsa doktorların daha gelmeyeceğini bilirdik. Askerleri geçmeye çalıştık ama kliniğe girmemize izin vermediler. Biz de Ruth'un köşedeki güzellik salonunda bekledik. Bir çocuğun daha ameliyat olacağını biliyorduk. İki yaşında fazladan bir baş parmağı olan bir çocuktu bu. İki yıl boyunca bu ikinci parmak hakkında konuşulacak önemli bir konuydu. Herkesin bu konuda bir fikri vardı. Dağda görülen şekil bozukluklarının gerçek nedenini aslında hepimiz biliyorduk. Herkes bunun kenevir ve haşhaş bitkilerini öldürmek için sıkılan zehir yüzünden olduğunu biliyordu. Annem ameliyattan önceki gün bir öfke anında Maria'nın her nasılsa öyle kalması gerektiğini söyledi. İki baş parmağı olan oğlan çocuğuna gelince onun da neden elini kökünden kesmiyorlardı ki böylece belki büyüdüğü toprağı terk etmek zorunda kalmazdı. Güzellik salonunun önünde dururken uzaktan bir ses duyduk. Koşturan bir sığır sürüsü ya da alçak irtifadan seyreden bir uçak gibiydi. Bir saniye içinde hepimiz sesi tanıdık. Bir arazi aracı konvoyuna aitti. Kliniği koruyan askerler hızla harekete geçip kamyonetlerini kendilerine siper ettiler. Biz güzellik salonunun iç tarafına, odanın arkasına doğru koştuk. Pencerelerden olabildiğince uzağa kaçtık. Ben lavabolardan birinin altına saklandım. Dünya bir anda sakin ve kıpırtısız bir hale büründü. Köpekler, kuşlar, böcekler bile nefes almayı bırakmıştı sanki. Kimsenin sessiz olun, sessiz olun demesine gerek kalmadı. Birazdan havada uçacak kurşunları bekliyorduk. Ana cadde üzerindeki bütün duvarlarda, pencerelerde ve kapılarda kurşun delikleri vardı. Burası aynı zamanda kasabanın ortasından geçen otoyoldu. Çopur dünyamızda kimse kurşun deliklerini doldurmakla ya da duvarları boyamakla uğraşmazdı. 12 siyah arazi aracı hızla önümüzden geçti. O kadar süratliydiler ki sanki yarışıyorlardı. Pencereleri siyah filmle kaplıydı ve gündüz olmasına rağmen farları yanıyordu hepimiz süratle geçen araçların vınlamasını ve ayağımızın altında sallanan yeri her hücremizle hissettik. Dev araçlar arkalarında toz ve egzoz dumanı bırakmış ve zihnimizde tek bir isteğin yankılanmasına neden olmuşlardı. Ne olur burada durmayın. Son arazi aracı da geçince ta ki Ruth tamam gittiler pekala kim saçlarını yaptırmak ister diyene kadar etrafı dinlediğimiz kısa bir sessizlik oldu. Ruth gülümsedi. Ameliyatların bitmesini beklerken herkese bedava manikür yapacağını söyledi. Ruth bir çöplük bebeğiydi. Büyük bir hata sonucu doğmuş olmalıydı. Yoksa insan bebeğini muz kabuğu ya da çürük yumurta gibi neden çöpe atsın? Kör olasıca bebeğini öldürmekle çöpe atmak arasında ne fark var derdi annem. Bu sorunun da bir sınav olup olmadığını merak ederdim. Büyük bir fark var derdi sonra. Kendi sorduğu soruyu cevaplayarak. Öldürmek daha merhametli bir şey olabilir Ruth, Bayan Silberstein'in çöplükten topladığı bebeklerdendi. Bayan Silberstein, Los Angeles'lı Yahudi bir kadındı. 50 yıl önce Acapulco'ya taşınmıştı. Bebeklerin çöpe atıldığı söylentilerini duyunca Acapulco'daki bütün çöp toplayıcılarına haber salmış, bebeklere bakmak istediğini bildirmişti. Son 30 yılda en azından 40 çocuk büyütmüştü. Bu bebeklerden biri de Ruth'tu. Ruth, içinde kirli bezler, çürümüş portakal kabukları, 3 boş bira şişesi bir kola kutusu ve gazeteye sarılı bir papağan leşi olan siyah bir çöp torbasından doğmuştu. Bir çöp kutusundaki torbadan gelen ağlama sesini duymuştu. Ruth tırnaklarımıza oje sürdü ve bozulmasın diye kendi elleriyle bize patates çipsi yedirdi. Saçlarımı daha önce de defalarca kesmişti ama ilk kez tırnaklarıma oje sürüyordu. Bu hayatta beni bir kız olarak tarif eden ilk eylemimdi. Ruth oval çocuksu tırnaklarımın her birine kırmızı ojeyi sürerken elimi nazikçe ellerinin arasında tuttu. Baş parmağımın tırnağını boyarken iki yan binada baş parmağı kesilen oğlan geldi aklıma. Ruth sonra oje kurusun diye ellerime üfledi. Sen de üfle dedi. Kurusunlar ve hiçbir yere dokunma. Döner sandalyenin üzerinde benden uzaklaşıp bu sefer annemin elini ellerinin arasına aldı. Ne renk olsun Rita? Sendeki en kırmızı oje hangisiyse o. Ellerim mucizevi şekilde güzel görünüyordu aynadan havaya kaldırıp onlara baktım. Ne biçim bir dünya dedi annem. Ne berbat bir hayat. Dışarıda kurşunlar yüzünden kırılan camın arkasında kliniği koruyan maskeli askerleri görebiliyorduk. Üniformaların üzerindeki tozu silkeliyorlardı. Arazi araçları küçük bir toz fırtınası yaratmıştı. Kliniğin içinde neler olduğunu hayal ettim. Kafamın içindeki görüntüde Maria beyaz bir çarşafın üzerinde parlak bir lambanın altında yatıyordu. Etrafı doktorlarla çevriliydi ve yüzü ikiye kesilmişti. Arkamda annemin sesini duydum. Bazen ben de haşhaş yetiştireyim diyorum. Herkes yetiştiriyor öyle değil mi? Ne yaparsak yapalım öleceğiz. Bari zengin ölelim. Ah Rita. Ruth Rita derken yumuşak ve yavaş bir şekilde çıkardı sesi. Rita diye gelirdi kulağa. Birisinin annemle böyle tatlı bir şekilde konuşması beni mutlu ederdi. Ruth'un sesi insanı iyileştirip dinginleştirirdi. Sen ne düşünüyorsun? diye sordu annem. Güzellik salonundaki sesler azalarak kesildi. Hepimiz Ruth'un ne cevap vereceğini duymak istiyorduk. Herkes Ruth'un bu civardaki herkesten daha zeki ve iyi olduğunu bilirdi. Ruth aynı zamanda Yahudiydi. Bayan Silberstein bütün çöplük çocuklarını Yahudi olarak yetiştirirdi. Bir düşün dedi Ruth. Bunun benim için nasıl olduğunu bir düşün. 15 yıl önce bu güzellik salonunu açtım ve adını ne koydum? The Illusion. Buraya bu adı verdim çünkü benim ilizyonum, benim hayalim bir şey yapmaktı. Hepinizi güzelleştirmek istedim. Etrafımı mis gibi kokular sarsın istedim. Ruth, çöplük bebeği olduğu için çürümüş portakalların kokusunu, bir başkasının sabah içtiği portakal suyunun kokusunu asla aklından çıkaramamıştı. Sizi güzelleştirmek yerine ne yapıyorum peki? diye sordu Ruth. Herkes sessizlik içinde ojeli parmaklarına baktı. Ne yapıyorum? Kimse cevap vermedi. Küçük kızları oğlan çocuğu gibi, yaşı daha büyük kızları ise yavan göstermem gerekiyor. Burası bir güzellik salonu değil, bir çirkinlik salonu, dedi Ruth. Kimse bu dediğine cevap vermedi. Gevşek ağızlı annem bile. Maria'nın annesi güzellik salonunun penceresinden içeri baktı. Bitti, dedi kırık camların arasında. Maria, Lady'yi görmek istiyor, dedi parmağıyla beni işaret ederek. O oze silinmeden hiçbir yere gitmiyorsun, diye bağırdı annem. Ruth beni kendine çekti kucağına oturttu ve ojelerimi çıkardı. Asetonun kokusu ağzıma doldu ve dilimde limonlu bir tat bıraktı. İki odalık küçük klinikte öndeki oda ameliyathaneye dönüştürülmüştü. Maria pencerenin altında bir sedyede yatarken bir hemşireyle iki doktor aletlerini topluyordu. Gözleri gazlı bez yığının arasından iki küçük siyah taş gibi bakıyordu. Bana bakışı öyle yoğundu ki aklından neler geçtiğini biliyordum. Onu doğduğumdan beri tanıyordum. Gözleri şöyle diyordu. Oğlan nerede? Baş parmağını aldılar mı? İyi mi? Kesilmiş parmağı ne yaptılar? Parmağı ne oldu? Yakılacak diye cevap verdi hemşire. Ateşte? Evet ateşte yakılacak. Nerede peki? Burada buza koyduk onu. Alıp Meksiko'ya götüreceğiz ve orada yakacağız. Güzellik salonuna döndüğümde herkesin ojeleri çıkarılmıştı. Kimse sırf tırnakları kırmızıya boyalı diye erkekler tarafından kaçırılabileceği bir dünyaya adım atma riski almayacaktı. Eve yürürken annem bana Maria'nın nasıl göründüğünü sordu. Onu bandajlardan dolayı göremediğimi ama hemşirenin ameliyatın iyi geçtiğini söylediğini söyledim. Onun dediğine bakma dedi annem. Yara izi kalacak. Meksiko ile Acapulco'yu birbirine bağlayan otoyolu dikkatlice geçtik ve küçük kulübümüze gitmek üzere dev bir muz ağacının gölgesindeki patikayı tırmanmaya koyulduk. Tam yürürken büyük bir iguana kenardaki çalıların içinden çıkıp patikanın diğer tarafına geçti. Hayvanın hareketini takip ederken patikanın sol tarafına doğru uzun bir sıra halinde ilerleyen kırmızı karıncaları fark ettik. Durup etrafa baktık. Patikanın diğer tarafında da aynı yöne doğru giden bir başka karınca sürüsü vardı. Bir şey ölmüş dedi annem. Yukarı baktı. Akbabalar havada daireler çiziyordu. Kuşlar dönüp dönüp duruyor, yere pike yapıp sonra yeniden yükseliyorlardı. Ölümün kokusunu kanatlarındaydı. Evimize gidene kadar tepemizde süzülmeye devam ettiler. İçeri girince annem mutfağa gitti ve giysisinin kolundan dört küçük oje şişesi çıkardı. Biri kırmızı, üçü pembe renkteki şişeleri mutfak masasının üzerine koydu. Ruttan oje mi çaldın? Neden şaşırdığımı bilmiyordum. Birlikte ne zaman bir yere gitsek annem bir şey çalardı. Sadece Ruttan bir şey çaldığına inanamamıştım. Kapa çeneni ve gidip ödevini yap dedi annem. Ödevim yok. O zaman sadece çeneni kapa dedi. Git ellerini yıka. Yıka ki onları yeniden kirletebilesin. Annem pencerenin yanına gitti ve gökyüzüne baktı. Bir köpek dedi. Ölü bir fare olsaydı bu kadar çok akbaba olmazdı.